Meydanında sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte toplandık. Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Marmaris Şubesi 11. Olağan Genel Kurulu Marmaris Belediyesi Çokamaçlı Salonu'ndaki dernek binasında gerçekleştirildi. Genel Kurul'a Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, CHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Pir Sultan Abdal Derneği Muğla ve İlçe Şube temsilcileriyle dernek üyeleri katıldı. Divan Kurulu'nun oluşturulmasının ardından derneğin faaliyet raporu okundu. Derneği kururken ihtiyar diyorduk. İhtiyar adı kalem, mübarek böyle. Maşallah. Evet. Dilek ve temennilerin belirtilmesinin ardından bir konuşma yapan Genel Başkan Gani Kaplan, Diyarbakır'da bir çatışmada hayatını kaybeden Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Katledildi. Kendisini yakından tanıyoruz. Gerçekten çok beyefendi bir adamdı. Tek bu ülkeye barış gelmesi dışında hiçbir çabası olmayan bir avukattı. Kendisiyle de Diyarbakır'a gittiğimiz, üç sefer gittiğimizde tanıştık, konuştuk. Gerçekten çok beyefendi bir adamdı. Ben hep... Kaplan, gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanmalarına da değindi. Bu da demektir ki bu ülkede ikinci dalga, yani sokaktaki herhangi bir insanı alıp içeri atmak, tutuklamak bu kadar basitleşti bu ülkede. Kendisini terör örgütüne destek vermekle, silahsız terör örgütüne destek vermekle suçlandı. Paralel yapıya destek ve lojistik destek sağlamakla suçuyla tutuklandı. Bir de casusluk suçuyla tutuklandı. Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Marmaris Şube Başkanı Kasım Çağlı ise Pir Sultan Abdal Derneği'nin görüş ve faaliyetlerini anlattı. Bir kültür olmak üzere tüm kültürleri yaşatmak, geliştirmek ve yaymanın yanı sıra demokrasinin, laiklik ve insan hakları gibi değerlere sahip çıkmak amacıyla bir aradayız. Çalışmalarımızı ırk, dil, inanç, cinsiyet ve siyasal görüş ayrımı göstermeden sürdürmekteyiz. Alevili özünde belirli bir inanç, kültür ve düşünce temeli bulunan bir yaşam biçimidir. Alevilik belirli bir soydan gelen insanların değil, bir inanç ve kültür bütünlüğünün adıdır. Alevilikte bütün değerlerin merkezi insandır. Her türlü eşitsizliğe insanların ve toplumların inançlarından dolayı ezilip horlanmalarına, çeşitli haksızlıklara uğramalarına karşı olmak insani bir görevdir. Bu düşünceleri paylaşan ve tartışan, insanlara katkı sunmak isteyen herkese kapımız açıktır. Çağlı, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve gazeteci Can Dündar'la Erdem Gül'ün tutuklanmalarına değinerek şöyle konuştu. Son günlerde özellikle Barış'ın elçisini Diyarbakır'da katledenleri kınıyorum. Cumhuriyet'in yazarlarından Can Dündar'ın tutuklanması, Erdem Gül'ün Ankara temsilcisi tutuklanması artık ülkemizin gelmiş olduğu son noktada değil, sonu bence arkadaşlar. Konuşmaların ardından seçime gidildi. Kongrede tek aday olan Kasım Çağlı yeniden başkan seçildi.